Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Cuma'nın ilk videosu. Hızlı bir şekilde geçeyim çünkü çok konuşacağım şey var. Osterwold'de maçtan sonra bizim için çok önemliydi diyor ki futbolcuların birkaç tanesinin ifadesine yer vereceğim arkadaşlar. Ee, Union saint Julius'e maçından sonra konuşan birkaç futbolcumuz var. Hepsine ben bir değineyim. Bizler açısından galip gelmek çok önemliydi. Avrupa'ya iyi başlamak kritikti. Son maçta kötü bir sonuç vardı. Bugün yeniden özgüven kazanma ve taraftarlara burada olduğumuzu gösterme günüydü. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Geçen yıl stoperdim. Bu yıl sol bekim. Benim için pozisyon önemli değil. Hocam neresi derse orada oynarım. Her iki pozisyonda da oynayabiliyorum. <laughs> bu noktayla çok ilgilenmiyorum. Önemli olan oynayabilmek, takıma katkı sağlıyor olabilmek diye. Şimdi ben şu bu bir parantez açayım sanki Maximen çok ofansif olduğu için osterwoldenin çok yorulduğu söylentileri vardı. Hani o yüzden de e, eski performansını veremiyor diye. Bence Osterwold'ün eski performansını verememesine sebebi çok oynaması. Bir maç dinlenmesi lazım. Hani ligde mesela Kostiç oynatabiliyorsak bu maçı kesinlikle Kostiç oynatmalıyız. Osterwold'ün dinlenmesi lazım. Fred aynı şekilde konuşmasını sürdürmüş. Şimdi Fred de diyor ki çok önemli bir maç kazandık. Avrupa Ligi'ne iyi başlamak güzel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaştık. Orta sahada adam adam oynuyordu rakip. Korak kor ikili mücadeleler vardı. İkili mücadeleleri kazanmak önemliydi. İlk topları ve ikinci topları almak kritikti. Başlarda bu topları kaybettik. Sonrasında bunları kazanınca ayağa oynadık ve kontrol ettik oyunu. Ardından goller geldi diyor. ben şunu da söyleyeyim. Hiç istemediğim rakipti. Aa, Allah da şahidim sizler de şahidimsiniz. Ben ne dedim? Yani herkes çıkabilir ama dedim bu St. Julius'e kesinlikle çıkmasın. Çıkıyorsa da bizim sahada oynayalım dedim. Çünkü ben bu takımın çok hani şapkadan tavşan çıkarabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum dedim. Hala da aynı görüşteyim. Bakın transfer market değerine ne olur bakıp aldanmayın. Bak bu takım şapkadan çok fazla tavşan çıkarabilecek takım. Bekao konuşmuş. Böylesine bir derbi oynadığınız zaman... Kaybettiyseniz hemen bir sonraki maçın gelmesini istersiniz ki telafi edebilirsiniz. Hocamız bunu istedi. Kazanmayı hedefledik. iyi oynadık. Antrenmanlarda tek düşüncemiz bu maçı kazanmaktı ve istediğimizi aldık. Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her zaman kendimi hazır tutuyorum. Kimin oynayacağı hocamızın kararı. Ben fırsat gelince hazır olmak için çalışıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugün takıma yardım ettiğim, kazandığım için mutluyum. Bu durumda kazanan Fenerbahçe oluyor diyor. Stoper ikilisi sürekli değişiyor çünkü takımdan çok fazla kaliteli ve opsiyon oluyor. Kazananı Fenerbahçe oluyor. Forma şansı geldiği zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz diyor. Herkesin kendi fikri var. Takım olarak kaybediyoruz. Genele bakmak gerekiyor. Derbiyi kaybedince savunmada da hatalar vardı. Sahada değildim ama olmak isterdim. Derbiyi kaybettiysek daha iyi savunma yapmalıydık diyebiliriz. Tüm takım kendine bakıp kendini geliştirmeli diyor. Şimdi dürüst olacağım. Kıvırmayacağım. Derbi maçta Ciko sahaya bıraktı. Çağlar sahaya bıraktı. Fenerbahçe'de haliyle mağlup oldu. Yani Ciku Çağlar adam gibi oynasaydı Fenerbahçe en kötü berabere kalırdı. İstatistiklerde öndesin. Oyunda öndesin. Hani ne derseniz deyin ya. Yakaladığın gol pozisyonda öndesin. Ya 6 tane net gol pozisyonu yakalanan bir derbi yaşıyorsun. Ama 3-1 yeniliyorsun arkadaşlar. Bazı şeyleri de hani konuştuğum zaman kızmayın. Şimdi Çağlar Söyüncü konuşmuş. Mesela bana sorsanız. Eee. Galatasaray maçının en kötülerinden biridir Çağlar Söyüncü. En kötülerinden biri. İstisnasız. Ama bu maça baktığın zaman da maçın adamlarından biri. Şimdi buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik. Başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz, bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz. Yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler diyor. Golümü sevgileşim armağan ediyorum diyor. Yakında bir bebek bekledikleri için de ee, belirtiyor bunu. Allah hayırla kucaklarını almayı nasip etsin inşallah. Şimdi Jose Mourinho'nun sözleri. Asıl buraya gelelim. Union saint Julius'e maçının ardından Mourinho açıklamalarda bulundu. Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadık. ikinci yarı daha iyi başladık. Baskı yaptık. Top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim diyor. E, bu arada şey ya e, bir kardeşimizden 50 üyelik sözüne girmiş olduk da ben başka bir şey söyleyeceğim. 50 üyelikten ziyade e, biz üstüne abiyle bir iddiaya girmiştik. Grupta şu kadar puan toplar diye. Muhtemelen ve %99 onu ben kazanacağım da onu şimdiden söyleyeyim. Sonra neyse ben Mourinho'ya dönüş yapayım ki çok söyleyeceğim şey var. Ha bak diyor ki ilk yarı iyi başlayamadık ikinci yarıya daha iyi başladık baskı yaptık top kazandık ikinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. Mourinho Fenerbahçe'sinde sezonun başından beri bir şey var. Kötü başlıyoruz maça ikinci yarı düzeliyoruz kötü başlıyoruz maça ikinci yarı düzeliyoruz yani kural gibi bir şey oldu ya yani. Durum bu. Neyse ben yine devam edeyim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim. Futbolda dalga geçemezsiniz. Geçerseniz futbol size ihanet etmez. Ee, i̇hanet etmez değil de ihanet edebilir diyordu sanırım. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kalemize maçı garip durma, Yani kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Yani futbolda dalga geçemezsiniz diyor. Tugay harika bir oyuncu. Tugay Kerimoğlu'ndan bahsediyor. Aşağı yukarı aynı zamanlarda İngiltere'ye gittik. Güzel zamanlardı ama zaman uçup gidiyor. İkimizin de daha fazla beyaz saçı var. <laughs> çok iyi oyuncuydu ama bir o kadar da iyi insandı. Gönül verdiği renklerden bağımsız olarak onu bir gün ziyaretime davet ediyorum diyor. Bu da çok güzel bir etkileşim olur. Şimdi ön baskılarını kırmakta zorlandık. Arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeyim mi? Buraya dikkat edin. Lütfen bak rica ediyorum dikkat edin. İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Biz onlara önde yaptık. Onlar da önde baskı yaptı. Onların önde baskısını kırmak kolay olmadı. Arkadan her kısa oyun kurduğumuzda bizi hataya zorladılar. Yani geriden topla çıktığımızda kısa oyundan bahsettiği bu. Uzun top oynadığımızda ise ennesiri zorlandı. Çünkü Burgess 2 metre boyunda. Bak arkadaşlar Allah rızası için bak ne olur bak yalvarıyorum burayı dinleyin. Şimdi Ennesiri'ye ben ne dedim size maç sonu yayında? dedim ki ilk yarıda çok fazla uzun top denedik ama neredeyse hiçbirini alamadı. ki neredeyse değil. Yanlış saymadıysan 11 ila 13 tane uzun top atıldı. Birini bile alamadı. Bir tanesini bile alamadı. Çünkü 2 metrelik adamla işleşti ama ikinci yarı takımı anladı. Kalecinin şişirmesini anladı. 7'de 6 ya da 6'da 6 ikinci yarıda top kazanma yüzdesini oynadı. Hava topu. Burgas 2 metre boyunda iki, iki kanattan yeteri kadar etkili gelemedik bak. Bak teşhisi kurmuş iki kanattan gelemedik yeteri kadar. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıya çok çok iyi başladık. Hem içeride hem dışarıda iyi pozisyonlar ürettik. Görmüş oldukları kırmızı kart biraz yazık oldu. 2-0 bir kişi üstüne oynamak oynamaktan daha iyi olabilirdi. Hani e, maçın bittiğini şu, şu şekilde yani bıraksaydı da keşke nesiri gol atsaydı diye. Maçın bittiğini düşündük ama maç hakem düdük çalınca bitiyor. Kontrolü kaybettik, rahat davrandık ve son dakikaları kendimiz için zora soktuk. Fenerbahçe rakiplerine göre rakiplerine çok fazla şut fırsatı veriyorum. Mourinho'nun istediği oyunu ne zaman sahada göreceğiz? Güzel bir sorun. Şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik. Lille ve Galatasaray. Sizin anlattığınız biçimde bakınca çok daha fazla maç kaybetmiş gibi duruyor. Hani gelişmemiz gerektiğine katılıyorum. Daha iyi olabilmek için her gün çalışıyoruz diyor. Yalnız bir şey söyleyeyim sevgili Jose Mourinho. Lille ve Galatasaray maçlarını kaybetmeyip misal veriyorum bu maçı kaybetseydin, Göztepe maçını kaybetseydin yani Lille ve Galatasaray yenip diyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gerçi Lille ve Galatasaray yenip maç kaybetmesen Şampiyonlar Ligi'nde oluyordun. O yüzden e, bir 25-30 milyon Euro'luk falan bir fazladan gelirin oluyordu. Belki Ferdi gitmiyordu. Neyse ben fazla girmeyeyim ne demek istediğimi anladınız. Ama sadece iki maç kaybettik demek e, bu işe biraz ihanet olur. Ben onu söyleyeyim. Sadece iki maç kaybettik. Asla ve asla söylenilmemesi gereken bir şey. Hani Galatasaray maçından maçtan önce sıradan bir maç deyip maçtan sonra derbi diyemezsin. Mourinho efektini hala göremedik. Ne zaman görürüz? Hani bazı futbolcuların vücut dile negatiflik sesini diyorum. Sizce böyle hani böyle mi böyleyse nedeni nedir? Mourinho etkisi dediğiniz şey kupalardır. Eylül'de kazanılacak kupa yok çünkü. Nasıl göreceksiniz Mourinho etkisini? Gittiğim her kulüpte kupalar kazandım. Sadece Tottenham'da kazanamadım çünkü kupa finalinden 2 gün önce kulüpten ayrıldım. Dolayısıyla her kulüpte yarattığım Mourinho efekti kupalar kazanmaktır. Üzgünüm Eylül ayında bunu yapamayız diyor. i̇nşallah. Ben vücut dili uzmanı değilim. Futbolun duygusal tarafının farkındayım. Bazı oyuncular baskının üstesinden daha iyi gelebilir. Bazı kültürler zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bazı kültürler sizi aşağı çeker. Stadyuma da teşekkür ediyorum. Çoğu durumda oyunculara destek verdiler. Bu maçın iki tarafı vardı. Bir tarafı Avrupa Ligi. ikinci tarafı önemli bir mağlubiyetten sonra ilk maçın zorluğuydu. O maçtan sonra birazcık insanları aşağı çekmekten keyif alınan bir haftadır. Ben vücut dili uzmanı dans yarışmasına jüri değilim. Futbolun duygusal yönünü iyi bilirim diyor. Yusuf Ennesiri. Ennesir'in performansı takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Bitti. İnanın korktuğum şey buydu. Mourinho şöyle der mi diye düşündüm. Hani yani Jose Mourinho ya Ennesir işte elinden geleni yapıyor ama ben forvetimin gol atmasını isterim falan gibi saçmalayacak mı diye düşündüm. Ama bak gerçekten net bir cevap. Çok ama çok net bir cevap takımın performansı gibiydi. Harika değildi ama pozitifti. Takım da harika değildi ama galip gelmek için yeterliydi. El Nesir'i yeterli katkıyı verdi. Daha sonra Ceko'yu taze bir şekilde oyuna sokabildik. Ceko'nun oyunda olduğu süreç topu tutması gereken süreçti. En Nesir'in gol atmasını istiyoruz. En Nesir'i de gol atmak istiyor. Bitti. Taraftarların düşünce yapısında gazetecilerin etkisi var. İş yapış şeklinizin alakası var. Değişmesi gereken siz dersiniz belki de. Ben çok hani çok çalışıyorsunuz belki de. Siz kaç saat çalışıyorsunuz bilmiyorum. Ben günde minimum 12 saat çalışıyorum diyor. E, Jose Mourinho. Vakit kaybetmemek için tesislerde yatıyorum. İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya tatile gelmedim. Buraya çalışmaya geldim. Kulüpteki herkes bu şekilde yapıyor. İyi bir çalışma ortamımız var. Ben her zaman insanlara şunu aşılamayı anlatmaya çalışıyorum. Zaman zaman başarılı olurum olmam. İşler iyi gittiği zaman aya çıkmazsınız. Kötü gittiği zaman cehenneme gitmezsiniz. Benim felsefem bu. Ben çok çalışırım. Aya da çıkmayın cehenneme de gitmeyin. Aya çıkmayı çok isterseniz ama çok uzak. Ben cehenneme gitmeyi, beni cehenneme gitmeye çalışıyorlar bazen. İnsanlar cehenneme gitmek için çok çalışırlar. Ben 26 kupa kazandım. 5,5 Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü benden bir Avrupa kupası çalındı. Bunu hiç unutmam. Bunları başarmamın sebebi çok çalışmam. Fenerbahçe'de çok çalışıyorum. Ben ve kulüpteki herkes çok fazla çalışıyoruz diyor. Hani gerisini size bırakıyorum. Ne demek istedin? Arkadaşlar ben bir de işin bir boyutu daha var. Bir de rakip boyutu var. Şimdi <laughs> rakibin teknik direktörünün açıklaması. Poçok Noli en iyi futbolumuzu oynadık yetmedi diyor. Şimdi Fenerbahçe maçından sonra diyor ki Bizim adımıza sezonun en iyi maçı diyebiliriz. İlk yarıda Fenerbahçe'ye zor anlar yaşattık. Cesaretle oynadık ve birçok fırsat yakaladık. İlk golü biz atsaydık şüphesiz farklı olurdu diyor. Transfer döneminde hücum güçleri büyük oranda kaybettiklerini anlatıyor. Hücum gücümüzün %50'sini kaybettik. Bu doğru. Ama bugünkü oyun bizim için önemliydi. Bu sezon mağlubiyetten çok beraberliğimiz oldu. Durumu olumlu görüyorum. Son gol bizi ipten kurtardı. Fırsatları sonuca çeviremedik ama bu bir başlangıç bizim için. Genç oyuncularım var ve iki hafta çok yoğun çalıştılar. Belçika Ligi'nin stresi var. İlk 20 dakikada Fenerbahçe'nin baskı yapması beklenirdi ama biz yaptık. Sonuç alamasak da fırsatlar yakaladık. Böyle durumlarda olgun olmak gerekir. 20. dakikadan itibaren o hareketi yaptım. Çünkü gollerin kaçmasından sonra hücum oyuncularında bir yorulma hissettim. İstediğimiz puanları alamadık ama bunlar sonra gelecektir diyor. Şimdi anladınız mı burayı? Anladınız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi... Ee... İlginçtir. Gerçekten ilginçtir. Ben Fenerbahçe adına bazı notlar tuttum. <laughs> tuttuğum notları konuşacağım arkadaşlar. Yani bu videoda inanılmaz bir şekilde tuttuğum notları konuşacağım. Başlıyorum. Önemli husus şu. Fenerbahçe ön alanda baskı yapan, ikinci bölgede topu hızlı çıkaran, tabiri caizse orta sahadan tek toplarla çıkan, topu kanatlara indiren takımlara karşı Sıkıntı yaşıyor ve bu takımlar fenerbahçe'ye zorluk çıkarıyor. Buna çözüm basit. Oyunun boyunu kısaltacaksın, merkezden hücuma daha etkili çıkıp baskıyı özellikle ikinci bölgede yoğunlaştıracaksın. Yani ekranı düşünün, üçüncü bölge şurası düşünün, yani rakibin kalesinin olduğu bölge. İkinci bölge benim kafamın olduğu taraf düşünün. Yani rakibin kalesinin olduğu bölgede biz e, yeterli baskı yapamıyoruz. O zaman benim kafamın olduğu bölgede, ikinci bölgede. Sert pres yapalım. Sert baskı yapalım. İkinci bölge. Oyunun boyunu kısaltalım. Bak şu boyda. Yani forvetle savunma arasında 100 metre olmasın ya. 60 metre de olmasın. Stoperle forvetin arasında 60 metre olursa sen o maçı kaybedersin. Ciğer dayanmaz. İki. İrfan Can'la Tadiç arasındaki en büyük fark. Bakın çok büyük bir fark yok. Ama en büyük fark neydi biliyor musunuz? Isırma farkı. Şimdi İrfan çok kötü oynadı aslında. İstatistikleri çok aşırı kötü. Bak hiç beğenmedim İrfan'ın istatistiklerini. Ciddi söylüyorum. Ama İrfan kaybettiği her topta rakibini ısırıyor. Tadiç ısırmıyor. Tadiç hemen tecrübeyi ortaya koyuyor, pozisyon alıyor. Mesela halı sahada yaşlanan vücudu büyüyen arkadaşlar ki ben de bunlara dahilim. Biz sert pres yapmayız. Biz ne yaparız? alanı kapatırız. Hani buradan yüklenecek. Orta açarsa buradan açacak. Burayı kapatayım diye. İlk yarı en nesiri atılan toplar kısa kaldı. İkinci yarı en nesiri gelen topları neredeyse hepsini kazandı. İrfan Can dediğim gibi ayakta alkışlandı ama ayakta alkışlanacak performans sergilemedi. Ciddi söylüyorum bak. Ama bizim taraftar ne istiyor? Arkadaşlar diyor isyan edin. Biz sizden isyan bekliyoruz. Fenerbahçe taraftar isyan istiyor arkadaşlar. Anladınız mı? Bakın Fenerbahçe taraftarı niye isyan istiyor? Yani İrfan Can Kahveci e, detayı diyeyim. İrfan kaptırdı topa baskı yapıyor. Ennesiri çok tepki aldı mesela. Ama ikinci yarıda bir top vardı. Hani koştu, etti, bastı. Tam hatırlamıyorum ama e, koştu, etti, bastı, topu aldı. Taraftar öyle bir tepki verdi ki yani pozitif manada. Ennesiri o andan itibaren de değişti. Ve Ennesiri çok fazla işe yarıyor. Bakın savunma arasına, savunma arkasına süper koşular atıyor. Adil hakem yönetimlerinde çeşitli kartları kesinlikle aldırır. Maksimen de aldırır. <laughs> Ennesiri de. Ya net pozisyon. Gördünüz. Ceko'nun Bak Ceko yerine derbide en nesiriyle maçtasan en nesiri topu önüne Ceko'dan daha iyi alırdı daha hızlı giderdi. Kırmızı yedirirdi orada. Son adama düşürttürdü kendini. <laughs> Yanlış anlamayın burada en azından Ceko'ya hani e, Abdülkerim sanırım yardıma gelme ihtimali var diye sarı verdi daha sonra. Eğer en nesiri olsaydı en nesiri kırmızıyı aldırırdı. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark burada çıkıyor ortaya. Ve durum bu. Hani en nesiliyle başlayıp sonradan Ceko'yu almak, İrfan Can'la başlayıp sonradan Tadiç almak daha mantıklı olabiliyor. Ya kim ne derse desin ben en, en beğeniyorum. Geriye geldi, savunma katkısı yaptı, koştu, oyun kurulumunda bulundu. Sürekli pozisyonların içindeydi, sürekli aksiyon içindeydi. Rakibe kırmızı aldırdı, sadece gol atamadı. Golü de atsaydı şu anda derdiniz ki hocam. Yani bak Livakovic mesela. Bir, bir tane penaltı kurtardı. Beş tane toplam kurtarış var. En son yediğimiz golde ne derseniz deyin. ister katılın ister katılma. Ben o golün hala o olduğunu düşünüyorum. Çizgi kamera görüntüsünde görmem lazım. E, neydi o? Yarı otomatik sistem cart -curt. bir şeyi görmem lazım açıkçası. E, durum bu. Bugün Başkan Ali Koç derneklerle bir toplantıda bir araya gelecek. Cumartesi günü yürüyüş var. Başkanım bizi şampiyon yap diyorlar. Ali Koç yapacağız merak etmeyin. Yani Fenerbahçe taraftarı isyan istiyor. Ali Koç garanti verdi. Ya şampiyonluk ya daha doğrusu şampiyonluk demeyeyim. İstifa edecek mi? İşte cevabı. Ali Koç'a başkanım bizi şampiyon yap diyorlar. Yapacağız merak etmeyin diyor. Yani şampiyon yapacaksa istifa etmesine gerek yok. Ama şampiyon yapmazsa yapamazsa. Onu söyleyeyim. Geçen gün bak Mourinho'nun konuşmalarında ben ne dedim? İstese Ali Koç'u hedefe koyar. Hedef benim oyuncularım dedi. Ya bu kariyerdeki bir teknik direktör hakeme suç bulmuyor. Mağlubiyet tamamen bizim hatamız dedi. Yani rakibi küçük görme hatasını düştü. Elbette rakibimiz doğru işler yaptı, kazandı dedi. Perşembe günü bugünkü yani dünkü maç ümitle bakmamızı sağlayacak açıklamalar yaptı dedim. Dalga geçtiniz. Yani ben söze değil icraata bakarım. Bak 7 yıldır ben söze inanmıyorum. Yine inanmam. İcraatı görünce ben şunu söyleyeyim Fenerbahçe Union Saint-Gilloise benim beklediğim kadar iyi oynamadı. Bana söz verilen kadar iyi oynamadı. Ve Ali Koç hani Ali Koç ne yapabilir ki diyor. Adam açık açık diyor ki Ali Koç ne yapabilir ki? Arkadaş galibiyet, arka arkaya galibiyet lazım diyor. Hak eden oynayacak diyor. Sistem değiştiriyoruz. Farklı şekilde değiştiriyoruz. Birilerini kadro dışında bırakıyorum demek istedi. Amrabat İrfancan Kahveci'nin oynayacağını belirtti ki Amrabat herhalde e, hemen hemen bütün taraftarımızdan geçer not almıştır. Amrabat gelmeden ne dedi bizim ukala kesim? O kendine şey diyenler kurun için faz şubesi dediler. Ama adam gelmeden 120 dakika oynadı. Ya 2-3 oyuncu daha değiştireceğim dedi. 5 rotasyonla çıktı. Yani rakibin en iyi 3 oyuncusu gitti. Kalanlardan bir tane stoper var diye belirttim ben buraya. Hani yıldızlaşabilecek isimler. Yani Fenerbahçe kadrosu rotasyonla dahi bunları yenmek zorunda diye belirttim. Bakalım sonuç ne olacak dedim ve Fenerbahçe kazandı. Şimdi Jose Mourinho'nun açıklamaları hani bana artık sıradan gelmeye başladı. Çünkü Fenerbahçe taraftar diyor ki hocam iyi futbol istiyoruz. Ya iyi futbol değil. Ben iyi sonuçlar istiyorum. Galatasaray ligde kaybetsin, Fenerbahçe kazansın. Puan farkı 2'ye düştü denilsin. Fenerbahçe yine 2-0 kazansın. 2-1 kazansın. Önemli değil. Galatasaray 1-0 kaybetsin. Önemli değil. Yeter ki kaybetsin. Fenerbahçe kazansın. Bulutlar dağılır. Ama bizim bir olmamız lazım. Ve Fenerbahçe taraftarı dediğim gibi isyan istiyor. Futbolcudan da isyan istiyor. Taraftar kesiminden de. Ben yine söylüyorum. Mesela Beşiktaş. Galatasaray'a Beşiktaş 5 attı. Atamayacağı maçtı. Fenerbahçe Fenerbahçe'de 5 atabilirdi. Yemin ediyorum bak Fenerbahçe'de 5 atabilirdi. İsmail'den Fred 10 üzerinden 5'lik değil de 8'lik oynasaydı biz 5 atardık. Biz Galatasaray'ı yenerdik. Biz yenilecek top oynamadık aslında ama bir hata, iki hata, üç hata derken kaybettik. Union saint maçı. Çok samimi söylüyorum. Union saint Galatasaray'dan daha iyi oynadı. Galatasaray'da da daha iyi takım. Hocam senin de içindeki kompleks, kompleks çok kötü. Lazio şey Galatasaray'ın rakibi o Paok. Ya Pauk takım bakımda keşke Pauk bize denk gelse. Union Saint onlara denk gelseydi. Çünkü herifler şapkadan tavşan çıkarıyorlar. Ve bunların gücünün hafiflemiş hali. Ben diyorum bak size bu takım sakın gelmesin dediğim takımda. Ya Beşiktaş mesela Ajax deplasmanda ne yaptı? En son 4-0'dı. Skor kaç kaç bilmiyorum. 4-0 yeniliyorlardı. Hani sezonun başında 5 tane Galatasaray yatan uçan kaçan Beşiktaş. Ya arkadaşlar bana şey diyordu. Adamlar bak immobileyi aldı. Her maç yazıyor. Her maç yazıyor. Rafa Silva aldı her maç yazıyor. Lan oğlum her maç yazamaz. Ya yarın bir gün Şimanski öyle bir takım denk gelir. Mesela Türkiye Kupası'ndan falan. 4 gol 3 asist yapar. Hanesinde yazar 4 gol 3 asist. Maçın birinde 4 gol 3 asist yapar. Dersin ki bak gol istatistiği arttı. Yani gol istatistik kasacak bazı takımlar vardır. Ya da bazı maçlar vardır. 3-0 öndesindir. Hızlı kanat oyuncusu alırsın. 4-5 yaparsın. Adamlar girer 15 dakikada iki, bir gol bir asistten oynamış olur. Anlatabiliyor muyum? Durum bu. Ha Şimanski'nin Enes Arapası falan vardı. İyi yani gelişme var. Onu da söyleyeyim. Gökhan Gönül Ümit Milli Takımı teknik direktörü olmuş. Ona da hayırlı olsun diyelim. Çünkü ee, orada Galatasaray aşkına yanı tutuşan Fenerbahçe'li oyuncuları almamaya yemin eden bir teknik direktörü müsveddesi vardı. Şimdi en azından kurtulmuş oldu. İnşallah milli takımların her takımına liyakat gelir. Her takımın hak edenler gelir. Ee, bir de şey vardı ya Trabzonspor'un maç gözlemcisi mi ne değişmiş falan filan. Ben bunlara takılmıyorum artık ya. Umurumda değil. Artık saha dışını çok konuşmak istemiyorum. Biz saha dışını konuşuyor daha da hani aptal bir sisteme doğru gidiyoruz. Ya yani ne dersek diyelim hakemler bildiğinden şaşmıyor. Ne dersek diyelim verilen cezalar aynı oluyor. O yüzden biz maçımıza odaklanalım. Fenerbahçe kritik bir eşiği atlattı. Galatasaray maçı çok kritikti. O maçta kaybettik. O maçı kazansaydık bu maçı kaybetseydik bu kadar koymazdı. Hiç kimseye koymazdı. Derdik kılan bizim hedefimiz şampiyonluk. Bize ne Avrupa'dan falan derdik. Şimdi bu galibiyetin hiçbir tesiri yok. Kimse önemsemiyor bile. Ha Fenerbahçe 8'de 8 falan yapacak da anca o zaman. O da çok imkansız gibi bir şey. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Orada da çok kritik şeyleri konuşuruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.